Şöyle peynir altı suyuyla poğaça yapacağım. 2 bardak kadar su, 2 kaşık maya, 2 kaşık şeker, bunu atıyorum. Süt ve yoğurt yerine bunu kullanacağım. Bir tane yumurtayı kırıyorum. Bir tanenin de beyazını atacağım. Ay, çift yumurta, çift. Burada pek rastlamazdık ya, çift. Çift yumurta mı çıktı? Evet. Aa. Çift çıkmış. Biraz bekleteceğim bu mayalansın diye, yumurtasını da attım içine. Tuzunu şimdi atmıyorum. Tuzunu ondan sonra Yok, atacağım. patlatma işte ya. Sıvı yağını da atacağım şimdi. Bir bardak da sıvı yağ atacağım. Bir bardaktan biraz az atarım. Evet, annem yağını atıyor. Halamlarda. Anne. Poşeti geçiriyoruz bu şekilde. Mayalanmasını bekliyoruz. Anne, içine ne koyacaksın? Bunları koyayım. Çocuklar koyarım. Zeytin de koy. Ha, peyniri yapalım. Sonra zeytini de getireyim. Bir tane de zeytini. Böyle koyuyoruz.
Ben de videoya galiba sessiz yapacağım. Anne. Sen söylüyorsun ya evde. Ay arkada ses geliyor ya. Televizyonun sesi. O da zaten geliyor denemez yani. Böyle koyuyoruz. Ya bu şekilde de o olabilir. Ama başka şekilde de yapabiliriz. İçine başka şeyler de koyabiliriz. Ama biz sucuk, zeytin ve loy peyniri koymak istedik. Ama siz başka şeyler de koyabilirsiniz. Ve abone olmayı unutmayın. Evet. Şimdi de çekirdeğimizi zeytinimizi koyuyoruz. Zeytin içinde çekirdek olmaması için zeytinin içindeki çekirdeği çıkarıyoruz. Sonra hamurumuzu açıyoruz ve sonra da kapatıyoruz. Bu şekilde. Ama siz başka şekilde de yapabilirsiniz. Evet. Sonra buraya koyuyoruz. Evet, yumurtanın sayısını siliyoruz. Bu mavi aletin ne olduğunu bilmiyorum. Hani bu fıça. Evet. Fıçayla böyle siliyoruz. Yani eğer siz de bu fıçadan varsa yapabilirsiniz. Yani başka fıçayla olur mu bilmiyorum. Onu anneme sormak lazım. Anne, olur mu? Elle bile olur. Peki başka fıçayla olur mu? Olur. Maksat oraya sürmek. Yani oraya sürebileceğiniz bir şey varsa, yani sürebileceğiniz bir şey varsa ne olursa olsun. Sürebileceğiniz bir şey olsun yeter. Şimdi biraz maya gelince fırına koyacağız. Şimdi ben başka bir şey yapacağım. Yağımızı döküyoruz. Çok sağlam. Evet. Tek yağ hamurumuzu yoğuruyoruz. Açıyoruz. Anne niye hamur açıyorsun? Anne. Tepsi koyacağım geniş olarak. Pizza hamuru değil ama pizza gibi olacağım. Ne? Pizza hamuru zaten böyle olmaz. Ve ayakta delikli olmaz. Bazı malzemeler olmasa da galiba annem bize yapacak. Bazı malzemeler olmayabilir. Mesela peynir, mısır. Peynir. Mısır. Sonra bunun etrafına yağ sürmemiz gerekiyor. Yani şey ekmeği olmasa da zaten biz el yapınca böyle yapıyoruz. Ve bir tek mısır yok. Oha. Evet. Poğaça hamurundan pizza. Dur. Evet, pişti böyle.
yapışmış oluyor. Yumurta sürülmemiş ve sürülmemiş. Bir tane unuttuk yumurta sürülmemiş. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok mu sevdin? İyi bakayım. Biraz fazla pişmiş gibi. Ne fazla pişmiş ya? Nasıl tadı? Diye. Mamma mia. Kaşarı yok ama şey. Doğru bak. Lor güzel yapmış. Lorlu pizza da güzel oluyormuş. Poğaça omuruyla lorlu. İzlediğiniz için güzel. Teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.